Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızda yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz. Her gün olduğu gibi bugün de bir başka meslek liselerini ve bir başka müdürlerimizi, öğretmenlerimizle birlikte meslek liselerini konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bugün kim var sorusuna gelecek olursa Denizli Bozkurt Spor Lisesi. Evet. Sporcu yetiştiren bir liseyi ağırlıyoruz efendim. Bakalım nasıl girişler oluyor okulumuza ve okulumuzdaki eğitim nasıl süreç işliyor? Okulumuzdan mezun olunca öğrencilerimizin durumu nasıl ve okuldaki yer konumu, durumu, iç ve dış konumunu birebir yetkili ağızlardan sizlere iletmeye başlıyoruz efendim. Şimdi Denizli Bozkurt Spor Lisesi Okul Müdürü Sayın Soner Küloğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve Mahmut Ahmet Toplu rehberlik öğretmeni. Pardon. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Demek ki heyecan bende varmış. Sizde yokmuş. Evet. Hemen hızlı giriş yapalım. Evet. Sizin de vaktinizden çalmış olmayalım efendim. Soner Küloğlu kimdir? Soner Küloğlu kimdir? 1979 Osmaniye Bahçe doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi orada tamamladım. Lisans eğitim için Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünü bitirdik. Yüksek lisansımı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde kimya alanında tamamladım. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. 14-15 sene kadar öğretmenlik yaptık. Fen bilgisi öğretmenliği ve kimya öğretmenliği yaptık. Son 3-5 yıldır da okul yöneticisi olarak devam ediyoruz. 3 yıldır şu an Bozkurt Spor Lisesi'nde okul müdürü olarak devam etmekteyim. Evet, Sayın Hocam siz de herhalde bitirdiniz. Teşekkür ederim. Ahmet Hocam sizi tanıyalım. 91 doğumluyum. Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gülbağlık. Hani tanımayanlar olabilir. Eski ismiyle Kurbağalık Mahallesi'ndenim. İlkokulu köyde, ortaokulu Tavas Kızılcabölük Mahallesi'nde. Liseyi Çevril Şevki Özel Anadolu Öğretmen Lisesi, şimdiki adıyla Fen Lisesi, orada okudum. Üniversite Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 2014'te Bitlis Güroymak Gölbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni olarak atandım. 5 yıl görev yaptıktan sonra 1 yıldır da Bozkurt Spor Lisesi'nde rehberlik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Hocam 91 deyince kendimi yaşlı seviyorum. Biz gencesi hocam. Hemen doğum tarihlerini vermeyin canım. Hocam hemen başlayalım. Şimdi önce bir okulunuzu tanıtın hocam. Okul müdürü olarak. Evet, şöyle bir okul tanıtalım. Şöyle bakalım okulunuz nerede? Nasıl bir amaçla yola çıkıyorsunuz? Hedefleriniz ne? Gayeniz ne? Öğrenci kesiminden neler bekliyorsunuz? Buyurun efendim. Evet. Okulumuz bina olarak 1997 yılında Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu olarak inşa edilmiş. 2000 yılına kadar Beden Eğitimi Okulu olarak, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu olarak faaliyet göstermiş bir bina. Ardından 2005 yılına kadar atıl kalmış. Bir yıl süreyle Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Güreş Eğitim Merkezi olarak faaliyet göstermiş. Ardından 2006-2007 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde spor liseleri, önceden biliyorsunuz liselerde spor alanları, müzik alanları vardı. Onu artık okullaşmaya çevirdikleri için 2006-2007 eğitim öğretim yılı itibarıyla 48 öğrencisiyle o binada eğitim öğretim hayatına başlıyor. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, ilçe biliyorsunuz Denizli merkezi 52 kilometre, ulaşım konusu çok rahat. 200 öğrencimiz var şu an itibarıyla. Hocam uzak değil mi merkezi? Yani ulaşım yol imkanları çok rahat olduğu için. Anladım. Belki okulun genel yapısı olarak spor lisesine uygun olduğu için mi orada faaliyet binalar, tesisler, açık sahalar, kapalı sahalar ve pansiyon binası kompleks şeklinde olduğu için bunun bu şekilde değerlendirilmesi daha uygun olmuş. Güzel. Bir de izole bir ortam. Doğayla baş başasınız, çam ormanın içindesiniz. Çok güzel bir ortam. Şu an için 200 öğrencimiz var. 16 tane öğretmenimiz, 2 idareciyiz. 10 tane yardımcı personelimiz var. Öğrencilerimizin tamamının konaklayabileceği, tamamının barınabileceği 232 yatak kapasiteli bir pansiyonumuz var. İşte kapalı spor salonumuz, 3 tane açık sahamız, tenis kortumuz, her yönümüzde yeterli bir binamız var. Hocam kolej gibisiniz diye. Onu yani 200, onu gururla öğrenci söyleyebiliriz. Onu gururla söyleyebiliriz. Bizim mesela öğrenci alım süreçlerimiz yeni bitti biliyorsunuz. 250 tane veli misafir ettik başvuru sırasında ve ittifakla söyledikleri şey, okulunuz özel okul havasında. İlk defa duydum ben de. Yani 200 öğrencinin Bozkurt, evet, spor lisesini olduğunu ilk defa duydum.
Güzel tabii kolej havasında yani. Gerçekten 232 dediniz herhalde değil mi yatak? 232 yatak kapasitemiz var. Öğrencilerimiz neredeyse tamamı zaten yatılı kalıyor. Parasız yatılı. Okula girişinden mezuniyetine kadar her türlü imkanı devlet kendilerine sunuyor. Hiçbir kısıtlama şimdi yok. Şimdi hocam tabii okulunuzun şimdi hayal ediyorum. Siz dediniz ya büyük bir kompleks yani kapalı spor salonları, açık spor sahaları, işte izole edilmiş bir okuldan bahsediyorsunuz. Gerçekten bir kolej görüntüsünü anlatıyorsunuz. Görmek de lazım bunu. İnşallah en kısa zamanda görürüz. Peki ben veli olarak öğrencim, yani çocuğumu spor lisesine kayıt getireceğim. Normal şartlarda puan olarak mı alıyorsunuz? Yoksa bazı sizin de sınavlarınız var. O sınavları geçmesi mi gerekiyor? Bir de onları şöyle bir anlatırsak, ince detaylarına kadar anlatıp izleyicilerimiz de bu yıl olmadı ama gelecek yıl belki çocuklarını size gönderebilmek babında konuşmak istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi şöyle, biz her sene derslik sayımız 8'dir bizim. 2 şube mezun ederiz, 2 şube alırız. 2 şube de 60 öğrenciye tekabül eder. Her yıl 60 öğrencilik kontenjanımız vardır. Bu 60 öğrenci için Haziran ayında duyuruya çıkar, ön başvuru alırız. Ön başvurular geldikten sonra Temmuz ayının ilk 10 günü içerisinde 4 aşamadan oluşan yetenek sınavı yaparız. Bu yetenek sınavımızın içerisinde birinci gün koordinasyon parkuru, aynı beden eğitim spor okullarının aldığı gibi. Birinci gün koordinasyon parkuru uygularız. İşte ondan sonraki gün ritim sınavı uygularız. Sonra 20 metre veya 50 metre hız koşusu uygularız. Sonra dikey sıçrama veya uzun atlama testlerini uygularız. Okulların durumuna göre bazı okullar, büyük sahası olanlar 1500 metre uzun mesafe koşusu yapar. Ve bir de özgeçmiş değerlendirme dediğimiz bir nokta var. Sporcu özgeçmişi biliyorsunuz. İlkokuldan itibaren sporla beraber büyüyen çocuklarımız aldıkları derecelerden oluşan belgeleri bize dosya halinde veriyorlar. İşte Türkiye derecelerine kriterlere göre ilk 3'e 15 puan, işte ikinci 3'e 10 puan, 8 puan şeklinde azalan şekilde bir baremle onları puanlayarak çocuklarımızın değerlendirmesini yapıyoruz. Bizim yetenek sınavımızdan aldıkları işte koordinasyon parkuru, ritim sınavı, dikey sıçraması, sürat testi ve bir de öz değerlendirmesinden aldıkları 100 üzerinden puanın %70'ini alıyoruz. Bir de ortaokul başarı puanının, yani ortaokul diploma puanının 100 üzerinden puanının %30'unu alıyoruz. Bu ikisini topladığımız zaman 50 puan ve üzeri alan çocuklarımızı sıralamaya koyuyoruz. İlk 60 öğrencimizi asil olarak yerleştiriyoruz okulumuza. Bu şekilde bir süreç var bizde. 60 öğrenci gidiyor, 60 öğrenci geliyor. 60 mezun ediyoruz, 60 geliyor. Şimdi rehberlik hocama soracağım ama devam edeceğiz. Şimdi 9. sınıfta aldınız, o parkurlardan dediniz ya geçti. Kimler jüri hocam? Kendi okulunuzdaki evet, öğretmenleriniz güzel, mi yoksa şöyle, dışarıdan mı alıyorsunuz? Bizim sınavları biz kendi tasarrufumuzla yapmıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl bir genelge yayınlıyordu. Bu sene kılavuza dönüştürdüler merkezi sınavlarda olduğu gibi. Kılavuzda net olarak çizilmiş. 10 kişiye kadar komisyona görevlendirme yapabiliyoruz. Bu 10 kişiden bir tanesi biziz komisyon başkanı olarak. Benim dışımda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden bir görevli davet edilebiliyor. Bunun dışında üniversiteden bir akademisyen davet ediyoruz. Onun dışında kendi okulumuzdan 4 öğretmenimizi almamız isteniyor. Onun dışında ilçedeki 2 farklı okul türünden 2 beden eğitimi öğretmeni isteniyor. Bu şekilde toplam bir de özürlü öğrenci başvurmuş ise, engelli, BEP raporu olan çocuklar başvurmuş ise kaynaştırma öğrencileri, bunlar için de rehber hocamızı komisyona almamız gerekiyor. Yani toplam 10 kişiden oluşan bir komisyon. 10 kişi. Evet. Yani burada kesinlikle o okulun çatısı altındaki öğretmenlerden tamamı oluşmuyor. Oluşmuyor. Dışarıdan oluşmuyor. Yetkililer de yani o işin erbabı olan kişilerden de oluşuyor. Tam bir jüri havası. Jüri havası var. Artı sınavlarımız ilk gün ilk dakikadan son gün son dakikaya kadar kamera eşliğinde uygulanıyor. Her torpil anı yani. Tabii her anı kamera kaydı alınıyor. Torpil yok. Kesinlikle torpil yok. Tamam. Gerekli hani öyle düşünürler ya. Özellikle spor akademilerinde torpil olayını düşünürler. Hocam 12. sınıflarını soracağım. Unutmayın lütfen. Şimdi Ahmet hocam size geleyim. Hocam aslında orada bir konuda da size topu attı. Şimdi rehberlik öğretmeni spor lisesinde ne iş yapar diye soracaktım ki hocam açıklama yaptı. Yani şimdi... Tabii rehberliği açacak olursak önce bir spor lisesindeki psikolojik danışman gibisiniz sanırım. Doğru mudur? Daha doğrusu abileri gibiyimdir. Abi değil miyim? Yanlış yere gider bak. Abi değil miyim? Sonuçta hocaları gibisiniz. Buyurun aynen efendim.
Yani şimdi rehberlik öğretmeninin aslında her kurumda yaptığı görev hani aynıdır. Temel ilkeleri vardır. Mesleki rehberlik, kişisel rehberlik, eğitici rehberlik, bunun yanında psikolojik danışmanlık. Evet. Bunun çatısı altında hani bir rehberlik öğretmeni spor lisesinde öğrencinin kariyerinde hangi basamakları izleyeceği konusunda ona yardımcı olmak. Hani özel sorunları, aile sorunlarında aşması gereken noktalar neler? Bunlar hakkında hangi adımları atmalı? Bunlar hakkında öğrenciye yardımcı olmak. Hani adaptasyon bizim için çok önemli. Çünkü 60 tane öğrenci alıyoruz her sene. Bu her sene aldığımız öğrenci hani şöyle düşünebiliyor. Hani kazandım fakat yeri geliyor eğitimi zorlu gelebiliyor. Ailesinden uzaklaşmak zorlu gelebiliyor. Bu tür süreçlerde uyguladığımız uyum programlarıyla da öğrenciyi hiç fire vermeden kazandırıp 4 sene boyunca mezun etmek. Yani 9. sınıfta diyelim ki tabii 52 kilometre deniz için uzak bir yani eğitim açısından baktığımız zaman hocam. Siz yakın diyorsunuz ya yatılı tamam sıkıntı yok ama çocuklar ilk defa ailelerinden ayrılınca evet. Bu arada siz mi devreye giriyorsunuz hocam? Yani benim müşavirliğimde tüm öğretmenler olarak devreye giriyoruz aslında. Hani diğer öğretmenlerimiz de sonuçta her bir eğitimci üniversite eğitimini alırken rehberliği de alıyor bir şekilde. Hani biz onlara yol gösteriyoruz. Hani önlerindeki yolu görmelerini sağlıyoruz. Hani sadece 9. sınıf değil, bu 1 aylık 2 aylık süreci atlattıktan sonra hani 3. aydan itibaren hani kendi kariyerini, kendi basamağını, kendi önündeki yolu çizmesi için bu süreci atlatmasına yardımcı oluyoruz. Hani ailesinden uzaklaştığı için aile hasreti çekenler olabiliyor. Sadece Denizli'den değil, bizim Denizli dışından Uşak, Muğla, Afyon. Hocam pansiyon bölge... vardı ya 230 kişi. Pansiyon olduğu için bu tür bölgelerden de öğrencilerimiz oluyor. Ve öğrencilerimizin çoğu yatılı olduğu için hani bir ilk gece genelde hani annesinden ayrı babasından ayrı uyuduğu için hani ikinci gün kalmak istemeyebiliyor. Veyahut hani arıyorlar okul değiştirebilir miyiz diye tekliflerde bulunabiliyorlar. Biz bunları hem ailelerine hem de çocuklara hani bu durumların geçici olduğunu aslında kendisi için avantajlı durumun burada kalmak olduğunu burada kaldığı zaman 4 sene boyunca hangi eğitimler alacağını bu eğitimleri aldıktan sonra üniversite veya özel sektörde ne gibi iş imkanlarına sahip olacağını anlataraktan öğrencileri bir nevi okulda tutmaya, okulu sevdirmeye ve kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz. Anladım. Çok güzel bir organizasyon aslında. Şöyle dinleyince, şimdi okul müdürümüzün okulu tanıtması ve okulu açıklamasıyla siz de süslemiş oldunuz öğrencilerin konumunu. Hocam, size devam edeceğim ama Soner Hocam, tabii 9. sınıfta aldınız evet. Öğrencileri. Belli bir kısa çalışmalar diyelim, evrelerden diyelim. Kaç müracaat oluyor hocam? Yani 200 dediniz ya 60 kişi alacağız ama evet. Ne kadar müracaat şöyle oluyor? Şimdi hayal kırıklığı var mı yok mu onu sormak istiyorum aslında. Bizim açımızdan mı? Hayır canım öğrenci açısından. Çok hayal kırıklığı yaşayanlar oluyor. Şimdi ben 4 yıldır bu okuldayım. İlk yıl öğretmen olarak görev yaptım, kimya öğretmeni olarak. 4 yılın safahatına baktığımız zaman ortalama son bu seneye kadar ortalama 130-150 arası başvurumuz vardı. Bu yıl biliyorsunuz hem çağ nüfusu arttı ortalama 500 bin kadar hem de mesleki eğitim olan tanıtım, ilgi yönlendirme biraz artmış oldu. Biz de görünürlüğümüzü artırmaya çalıştık sosyal medya üzerinden sağ olun sizler sayesinde. Bu sene 250 başvuru aldık. Yani oranladığınız zaman %50'den %50'ye tekabül eden veya %70'lere tekabül eden bir artış var. Ama. Sadece 60 öğrenci alacağız. Bazı veliler geliyor ya benim çocuk yapabilir mi? Bazı çocuk geliyor ya ben bu 60 kişinin içine girebilir miyim? Çok hayal kırıklığı yaşayan, ağlayan, sızlayan böyle. Hala bizi arayıp bir kontenjanımız açık kaldı bizim. Bir kızımız başka bir okula gitmek durumunda kaldığı için. Hala arayıp o bir kontenjan için efendim bizi alın, bizi alın. Peki o kontenjan nasıl dolduruyorsunuz? Kontenjan şöyle. Biz de biliyorsunuz ilk kez bu sene merkezi yerleştirme yapıldı. Evet. Biz komisyon olarak sınavlarımızı yaptık. Sonuçlarımızı e-okul üzerinden bakanlığa gönderdik. Bakanlık bu sonuçları 7 Temmuz'da açıkladı. Yerleştirmeyi açıkladıktan sonra bize ön kayıt olarak düştü bu çocuklar. Bize 60 kişi düştü. 60 kişiden bir kişi o ara ayrıldı. Ayrılan dilekçeyle sistemden çıkarıyoruz. Bakanlığa boş olarak görünüyor. Evet. Bakanlık dün itibarıyla boş kontenjanları yayınladı. Dedi ki Temmuz ayında spor lisesinin Türkiye'nin herhangi bir yerindeki proje okulu olmamak şartıyla Türkiye'nin herhangi bir yerindeki spor lisesinde mülakatlara girmiş ve elinde 50 ve üzeri puanı olan çocuklarımız
E-Okul üzerinden Türkiye'nin istediği bir spor lisesine merkezi ek yerleştirme başvurusu yapabilir diye bir duyuru yayınladı. Bu öğrenciler bu puanıyla o bizdeki bir kişilik veya diğer okullardaki 3-5 kişilik kontenjanlara 5 tane tercih yaparak ayın 14'ünü bekleyecekler. Ayın 14'ünde merkezi sistemle sonuçlar açıklanacak ve o çocuk yine havuzdan bize aday kayıt olarak düşecek. Biz de bunu asil kayda dönüştürüp 60 kişiyi tamamlamış olacağız. Onu da açıklamış olduk. Şimdi kontenjanın da sizle bağlı olmadığı orada belli. Öğrenci alım kontenjanını ilk başta biz belirliyoruz. Okuldaki dersliğe göre. 50 rakam. 50 puanı bakanlık belirliyor. Onun altına düşemiyorsunuz. Aynen. Tasarrufunuzda bir şey yok. Her şey hazır. Hazır. Peki tabii öğrenciler 250 öğrenci başvurdu. Orada veliler geldi. 60 öğrencinin başarısıyla aldınız. İşte okul başladı. Evet. 9. sınıf. Evet. Şimdi spor lisesi deyince akıllara sadece spor yapılan mı gelsin? Yoksa normal eğitimlerde başlıyor musunuz 9. sınıfta? Türkçe, matematik. Spor lisesi deyince aklımıza sadece spor gelmesin. Buradan velilerimize sesleniyorum ben. Özellikle şu yargıyı kırmak lazım. Spor okulu sadece spor yapılan, hoplanılan, zıplanılan, gülle atılan, işte top oynanılan yer değildir. Spor liseleri kurulduğu zaman spor liselerin öğretim programına baktığınızda bir çok program lise, bir fen lisesi, bir Anadolu lisesi, bir sağlık meslek, bir kız meslek veya bir güzel sanatlar spor liselerine baktığınızda bakanlık her birisini çok keskin çizgilerle ayırmış. Ancak bizim öğrencilerimizin özellikle üniversite yerleşebilmeleri için biliyorsunuz birinci basamak sınavına, TYT sınavına girmesi gerekiyor. Evet. Beden eğitimi spor okulları bu puanla öğrenci alıyorlar. Onlara yeterli olacak puanı alacak kadar fizik, kimya, biyoloji, tarih, Türkçe, matematik, genel kültür dersleri dediğimiz dersleri müfredatımıza yerleştirmişler. Bizim haftalık 40 saat dersimiz vardır. Bu 40 saat dersin 16 saati kültür dersleridir. 24 saati ise alan dersleridir. İşte takım sporlarıdır, bireysel sporlardır, spor yönetimi organizasyondur, antrenörlük eğitimidir, spor ve sağlık, spor ve beslenme, sporcu yaralanmaları, aklınıza ne geliyorsa. Evet hocam. Bir BESYO'da üniversiteye giden bir talebe ne okuyorsa bizde aslında altyapıyı okuyup gidiyor. Sadece bizde onlar yok. Ve bunun yanında ne yapıyoruz? Ondan da bahsedelim yeri gelmişken. Destekleme yetişme kursları aracılığıyla öğrencilerimizi özellikle 12. sınıfta başlayarak TYT sınavına hazırlıyoruz. Bu temel bahsettiğiniz matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe derslerinden özellikle matematik ve Türkçe ağırlıklı olarak kursları alıyoruz. Ve böylelikle yıl sonuna kadar hem akademik alanda çalışmış oluyor hem de özellikle 12. sınıfta öğretmenlerimiz özel parkurlar kuruyorlar. Yakın üniversiteler, yakın ilerideki üniversitelere genelde bizim çocuklarımız gider. O üniversitelerin her ay birinin parkurunu kurarlar ve toplu olarak 12'leri o parkurlara hazırlarlar. Ve böylece ekstradan bir hazırlık kursuna gitmelerine de gerek kalmaz. Anladım. O da bir açıklama gelmiş oldu. Evet. Sonuç itibariyle sadece bir spor lisesinde top oynama, gülle atma, voleybol oynama değil. Bununla birlikte Sedat Bey şunu da ifade edeyim. Pansiyonumuz var. Zaten çocuklar pansiyonla okul arasında bir hayat yaşıyorlar. Haftada bir gün dışarıya çıkmalarına izin veriyoruz. Pansiyonumuzdan sabah 7'de uyanırlar. 8'de okula gelirler, kahvaltılarını yapar. Saat 3.30'da tekrar çıkarlar. Antrenman kıyafetlerini giyerler. Tekrar antrenmana geçerler. 6.30'da pansiyona girerler. 7'de yemek yerler. 8'de etüt başlar. Saat 10'a kadar her gün 2 saat akademik ders çalışmak zorundalar. Her gün 2 saat. Devlet yatılı okulu. Evet. Diyebiliriz ona. Hocalarımız sürekli başındalar. Çok güzel. Telefonlarını alıyoruz çocuklarımızı. Sosyal medyadan uzaklaştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ki şunu gördüm. Hem güvenlik açısından geceleri riskli telefon. Okulda da zaten biliyorsunuz riskleri var. Okulda da topluyoruz biz telefonlarını. Hem de şunu fark ettik. Yani Z kuşağı dedikleri olayı biz gözümüzle görüyoruz. Eğitimin içindeyiz. Arkadaş arasında bir sohbet, muhabbet ortamı yok. Kimse kimsenin halinden anlamıyor. Gerçi artık toplumda da öyle olduk değil mi? İki misafirle gittiğimiz zaman herkesin kafası telefona ne oldu ne bittiğine bakıyor. Önceden tevazudan eğilirdi kafalar değil mi? Şimdi, evet. Şimdi sadece telefon. Bu şekilde sadece spor değil, akademik eğitimde de birlikte yürütüyoruz. Anladım. Şimdi hocam tabii sınavlara hazırlanıyor dedi hocam. Evet. Tabii spor lisesinin sadece bir spora faaliyet verdiğini anlamadığımızı açıkladı hocam. Peki sınavlara hazırlanırken öğrencilerimiz belli üniversitelere gidecekler veya başka kurumlara müracaat edecekler. O esnada sizler desteğini alıyorlar mı?
Yani tabii ben mesela hani bu seneyi özetle anlatayım size. Hani bir senelik şeyimi. İlk geldiğimde rehberlik öğretmeni olarak kendimi tanıttım. Önce çocuklar kavrayamadılar. Yani çünkü yanlış hatırlamıyorsam birkaç yıl rehberlik öğretmenimiz yokmuş. Şimdi 4 yıldır olmayan bir okulda rehberlik öğretmenini öğrenciler hani anlayamazlar ne iş yaptığını. Önce kendimizi tanıttık. Hani onlara ne iş yaptığımızı, ders çalışmalarında yardımcı olacağımızı, iletişimde, sorunlarda vesairede destek hizmeti vereceğimizi anlattık. Yavaş yavaş çocuklar bireysel olarak. Şimdi bizde sistem şöyledir, hani kendi sistemimi anlatayım. Öğrencinin her birisine kendi yeterliliği miktarınca bir ders programı hazırlanır. Evet. Yani A öğrencisiyle B öğrencisinin ders programı aynı değildir. Çünkü kimisi A dersinde yeterliliği vardır, B dersinde daha çok ihtiyaç duyar. Kimisi B dersinde yeterli vardır, A dersine ihtiyaç duyar. Bu şekilde ders programları hazırladık, hedefler belirledik. Yayın evleriyle görüştük, hani deneme yapmaya çalıştık, deneme bulmaya çalıştık. İdaremiz sağ olsun bu konuda çok destekçi oldu. Hani maddi olarak hiçbir sıkıntı çekmedik bu kaynak noktasında. Haftada denemeler yapmaya başladık ki öğrencilerin profillerini gördük. Ondan sonra hangi alanlarda eksikler var? Mesela matematik veya fizik, kimya, biyoloji. Çünkü sözel veyahut da spor lisesinde okuyan bir öğrencinin en çok korktuğu ders matematik ve fizik, fen alanı dersleridir. Hani Türkçe'ye okurum anlarım diye özgüven gelebilir. Tarih, coğrafya yorumdur, yaparım diye özgüven gelebilir. Fakat matematik, fen bu alanlardaki derslerde bir korku, bir çekince var. Biz onları yıkmak için matematik öğretmenimizle görüştük, fen dersine gelen öğretmenlerimizle görüştük. Bu alanda bir planlama yaptık, tam hızımızı aldık salgın döneminde. Yok, bu da geçecek hocam, aynen. Devam edeceğiz yani. Ama önemli olan oradaki çocukların şunu kavradığınızı sanırım. O çocukların fen mi, matematik mi, Türkçe mi, spor mu, oradaki eğitimlerinin derecelendirmeyi başladınız. Önemli tabii olan ki o yani. Biz onu başladık. Çocuk nerede başarılı olacak? Yani uzaktan da zaten biz bunları hani rehberlik faaliyetleri, canlı derslerle falan uzaktan da zaten destekledik. Hani baktığımız zaman bir de şöyle bir şey vardır, hani siz öğrenciye ulaşırsınız, anlatırsınız. Hani her veyahut da bir bireye bir şey anlatırsınız. Hani anlamak istediği kadar anlar veya hani ne, ikinci anlattığınızda daha çok anlar, üçüncü anlattığınızda ikna olmaya çalışır hani bir konuyu anlatırken. Biz de o şekilde hani ilk başta anlattık, hani bu ne olundu hani. Ondan sonra tekrardan dedik hani hayat bir sınav, hani önümüzde şu şu imkanlar var ve bunları yapmak için şu şu aşamalardan geçmemiz lazım. Hani derslere çalışmamız lazım, şu şekilde çalışmamız lazım, bu şekilde çalışmamız lazım diye anlattık. Çocuklarımız belli bir eğimi kazandılar, belli bir eğimi de hareket ettiler. Yol aslında belli. Siz yönleri tarif ediyorsunuz. Dokunuşlarla. Aynen. Tabii çünkü dediğim gibi ben hani ders çalışma metodu da kişisel bir metottur. Hani kalıp bir ders çalışma modülünde herkes aynı şekilde çalışamaz. Kimisi müzik eşliğinde çalışır, aklına girer. Kimisi yazarak çalışır. Kimisi sadece öğretmenin dinlemesiyle algılar ve konuyu anlar. Kimisi hem yazar, hem öğretmeni dinler, hem arkadaşını anlatır. Biz hangi öğrenci hangi metoda ihtiyaç duyuyorsa biz onu bulmaya çalıştık ve bulduklarımızla da o metotla o öğrencilere ulaşmaya çalıştık. 4 yılda bir spor lisesinde rehber öğretmeni olması o da bir tuhaf yani, soru işareti. Yani günde açık çok fazla. Büyük bir soru işareti. Yani açığım değil de aslında biliyorsunuz belki bizim dönemlerimizde psikolojik ihtiyacımız yoktu. Çünkü hayat şartları zordu veya hayatlarımızı anlayamıyorduk bizim dönemimizde, ama şimdiki veya bundan 10 yıl önceki çocuklarımızın yaşantılarıyla bizim yaşantılarımızla dünya kadar fark var. Çocuklar ellerinden çıktıkları zaman zaten psikolojik bunalıma giriyorlar. Hemen 2 tane hatta 3 tane rehber öğretmene ihtiyaç duyulabilir. Yaşam koçluğu meslek oldu biliyorsunuz. Yaşam koçluğu meslek oldu. Her tarafta açıldı. Evet. Hocam size bir soru daha sorayım. Ondan sonra hocama vereceğim. Birkaç soru daha soracağım hocama. Hocam şimdi siz dediniz ya, işte çocuklarımızı bakıyoruz, kriterlerini değerlendiriyoruz. O kriterlerdeki başarılarını da dosyalıyoruz, yönlendiriyoruz. Ailelerle de irtibatınız oluyor mu hocam? Yani evet, çocuk şurada başarılı. Aileleri de arayıp bilgi veriyor musunuz bu konuyla ilgili? Tabii veya ki. Başarısız olduğu konuyla ilgili. Ya siz şu an aradasınız. Hem okul idaresi, hem aile, hem çocuk. Tam göbekli siz varsınız. Biz hani üç şeyde, uç noktayı da koordineden bir konumda olmak zorundayız rehberlik öğretmenler olarak. Evet. Hani şöyle bir şey. Bizim okulumuz yatılı bir okul olduğu için hani öğrencinin akşam çalışmasını da biz takip ediyoruz. Gündüz ders dinlemesini de biz takip ediyoruz. Hani
Aileleri çocuk okuldan uzaklaştığı anda irtibata geçiyoruz. Ve hani okuldaki durumu bilgilendirmek amacıyla. Yani bizim ailelerden bu çocuk ders çalışsın, akşam şunu yapsın gibi isteğimiz olmuyor ki çocuk bizde zaten. Evet. Hani bizde olduğu için hani biz pansiyonda onun bir ailesi, hem öğretmen hem ailesi, okulda ders veren bir öğretmen olduğumuz için gündüz kendimize verdiğimiz nasihatı akşam kendimize, öğrencilerimize uyguluyoruz. Yani ailesiz olunca size mi irtibata geçiyorlar yani? Yani kendi kendimize irtibata geçmiş gibi şey oluyor. Ama geçen gün bir hocamız, yani daha doğrusu hocalarımız, velilerin, ya siz pansiyon diyorsunuz ama doğru, haklısınız. Siz takip ediyorsunuz her şeyi ama veli ne kadar çocuğunu takip ederse çocuk o kadar çok başarılı olur ifadesini kullandı. Sizce de mantıklı mı, doğru mu? Katılıyorum. Yani çünkü şöyle bir şey. Mesela ne kadar pansiyonlu olsak da bir öğrenci velisi haftada bir okula gelip çocuğunun durumunu sorduğu zaman, öğretmenleriyle konuştuğu zaman ve hani okul idaresiyle, rehberlik öğretmeniyle konuştuğu zaman öğrenci şöyle bir kendisini çekip düzen verir. Der ki benim ailem beni takip ediyor. Hani ben gözetleniyorum veyahut hani ben ilgi görüyorum. Hani daha doğru bir tabirle benimle ilgileniliyor. Bu ilgi, bu gözetleme hani çocuğu daha disiplinli olmaya, ailenin ve öğrencinin istekleri doğrultusunda çalışmalarını planlı ve disiplinli bir şekilde yürütmesine çok katkı sağlıyor. Sorumun cevabı buydu hocam. Yani siz diyorsunuz ki aileler pansiyon da olsa gelsinler. Tabii ki. Sonuçta çocuk onların çocuğu. Yani biz hani gelsinler. Sizin çocuklarınız gelen, ama onların çocuğu. Gelen ailelerimiz var. Hani daha az gelen ailelerimiz. Bizim isteğimiz, hani müdürümüz de burada. Hani her hafta gelsinler. Gelemedikleri zaman arasınlar. Sonuçta bizim telefonlarımız 7/24 açık. Hani A öğrencinin durumunu sorsunlar, B öğrenci, yani en kötüsü hocam siz nasılsınız diye sorsunlar. Bizim zaman, halimizi, hatırımızı sorsunlar. O zaman spor lisesi güzel bir lise, belli. Evet. Hocam ben bilmiyordum. Neyse, hani affınıza sığınarak söylüyorum. Ben normal bir spor lisesi gelecek sandım ama değilmiş. Yani buradan hareketle bir şey ifade etmek istiyorum. Biz aslında velilerimizin ilgisi noktasında çok memnunuz yani. Velilerimiz bizlerle çok ilgileniyor. Davet ettiğimiz zaman büyük oranda geliyorlar. Ben bir oran vermek istiyorum. Hocam pardon, araya gireyim de o yanlış anlaşılmasın. Yani benim şurada sormamdaki neden şuydu. Yani çocuğun oradaki psikolojik başarı, başarısızlığını veliye aktarılıyor mu? Onu sordum sadece. Kesinlikle. Bir de şu nokta var. Biliyorsunuz veli toplantıları yapılır, klasik. Tabii. Şimdi daha önce de idarecilik yaptık. Bu benim başka bir okulum. Biz velilerimizi davet ettiğimiz zaman velilerimiz hocalarımızın bu samimiyetini, gayretini gerçekten müşahede edebildiler. Bu irtibatı, sıcaklığı yaşadıkları için benim 200 öğrencimin ortalama 100 velisi mutlaka toplantılara katılıyor. Evet. Gerisi gelemez. Neden gelemez? Manisa'da var, Isparta'da var, Uşak'ta var. Ağırlıklı olarak Muğla'dan çocuklarımız geliyor. Yani uzaktaki yerlerdeki velilerimize zaten çok bir sözümüz yok. Onlar muhakkak irtibat sağlıyorlar telefon aracılığıyla. Ama yakın yerlerdekine gerçekten hocalarımızın gayreti kabul görmüş ki velilerimiz de buna inanmışlar ki gelin dediğimiz zaman gelip olay yerinde görüp onları güzel bir yemek ikramıyla beraber ağırlıyoruz. Okulda olan olayları özetliyoruz. Çalışmalarımızı anlatıyoruz. Ve onları da bu şekilde sürece dahil etmiş ama oluyoruz. Ama önemli olan bu değil mi hocam? Doğrusu da bu. Yani önemli olan velinin de içinin çok rahat bir şekilde size güveniyor. O ayrı mevzu ama evet, içinin de rahat olması gerektiği düşüncesini sordum hocama. Evet, ortamı görüyor, arkadaşları tanıyor, çalışmaları bizzat yerinde görüyor. Fiziki olarak yeterliliklerimizin farkında. Ve böylelikle gönül rahatlığıyla emanet edip gidiyorlar çocuklar. Çok güzel, çok güzel. Yani ben dedim ya, affınızı sınar söylüyorum. Normal bir spor lisesi gelecek sandım. Değil mi? Ya tanımıyoruz hocam. Kuru binadan ibaret, tesisi olmayan, yatılısı olmayan bir okul değiliz. Değilsiniz. Şunu söyleyeyim, bakın Türkiye'de 86 tane spor lisesi olduk biz. Bu yıla kadar 78'di sayımız. Bu yıl proje okullarıyla beraber 86'ya çıktık. Türkiye'de kurulan ilk 5 okuldan birisiyiz. İmkan olarak da şu an Türkiye'deki okulların çoğunu tanıyorum ben. Spor liselerinin müdürleriyle çoğuyla irtibatımız var. İlk 5'in içindeyiz. Çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Başarılarınızdan belliyiz lan ilk 5'in içinde olduğunuz. Başarı anlamında, yani, akademik başarı anlamında. Başarı varsa bellidir yani. Fiziki yeterlikler anlamında hamdolsun çok iyiyiz. Şimdi, bu konuda şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Buyurun. Sayın İl Müdürümüz Mahmut Oğuz'a çok teşekkür ediyoruz biz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Okulumuzla çok alakadar oluyor. Maddi olarak, manevi olarak çok destek veriyor. Ben bu desteği hiçbir zaman göz ardı edemem. Hiçbir zaman dışlayamam yani. Mahmut Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Hocam'a da selamlar. Mahmut Oğuz ve Mahmut Güran'a da selamlarımızı iletelim. Şimdi hocam, tabii 9. sınıfları alıştırma, geliştirme, oraya kaynaştırma, 10. sınıfta daha farklı bir yol çiziyorsunuz.
işte meslek dalında futbol mu, handbol mu, sonra 11. sınıf, buraları hızlı geçiyorum ki, 11. sınıf kendini çocuk geliştirme, artık nereye gitmeye kararı ve 12. sınıf. Ne yapıyorsunuz hocam 12. sınıfta? Şimdi şöyle, ben biraz daha yanlış geriye alayım. Yanlış değil de, rütüş yapalım. Yapıyorum. Çocuklarımız 9. sınıfta yerleştiğinde, ilk bir hafta içerisinde, bunların zaten gelenlerin %80'i lisanslı sporcu, özgeçmişi olan çocuklar. Evet. Belli bir alandan bize gelmiş çocuklar. Spor yapmak isteyen, spor adamı olmak isteyen, milli sporcu olma hayaliyle, beden eğitim öğretmeni olma hayaliyle bize gelen çocuklar bunlar. Dolayısıyla bunların kafasında belli alanlar ve yaptıkları belli spor branşları var. Bizim öğretmenlerimiz, 6 tane beden eğitimi öğretmenimiz var ki öğretmenlerimiz de seçilerek geliyor, bunu da ifade edeyim. Normal tayinle gelmiyorlar. Öğrencilerimizi nasıl yetenek sınavıyla alıyorsak, öğretmenlerimiz de biz yetenek sınavıyla alıyoruz. Milli takım antrenörlüğü yapmış arkadaşlarımız var bizde. Çok iyi Türkiye dereceleri olan, dünya derecesi olan öğretmenlerimiz var. Alanında tam yetkin kişiler. Çok kafam rahat bu noktada. Ben de normal atıyorlar sandım vallahi. Hayır. Ne bileyim, olunca. Bu arkadaşlarımız çocuklarımızı ilk hafta topluyorlar spor derslerinde. Takım sporları, bireysel sporlar anlamında lisanslarını ellerine alıyorlar. Bu çocukları bir tasnif ediyorlar. Branşsız çocuk bırakmıyorlar. Kimler futbola yatkın, kimler futsala yatkın. Basketbol bizde yok, onu açık söyleyeyim. Handbol çok iyiyiz. Handbol, voleybol, işte bocce özellikle çok iyiyiz. Bu alanları güzelce bir ayırıyor arkadaşlar. Buna göre takımları kuruyorlar veya bireysel anlamda desteğe başlıyorlar. Aslında bizde o takım dediğiniz, sizin 10. sınıfta ifade ettiğiniz şey 9. sınıfın 2. haftasında başlıyor. Ondan sonra 3.30'a kadar normal dersler, spor eğitimiyle beraber günlük 5 saat spor eğitimi dersi alıyorlar. 3 saat kültür dersi alıyorlar. 3.30'dan sonra 4'ten 6-6.30'a kadar da antrenman yapıyorlar. Dolayısıyla günlük ortalama 6.5-7 saatlik bir spor eğitimi, bir kondisyon altyapısıyla bu çocuklar yetişiyorlar. 11. sınıfa geldiklerinde biz tabii takım sporları anlamında, başarı anlamında, sportif başarı anlamında bu çocuklardan özellikle 10 ve 11. sınıfta fayda görebiliyoruz. Bu çocukların en verimli oldukları çağlar 10 ve 11. sınıflar. 12. sınıfa geldiği zaman çocuklarımız akademik düşündükleri için özellikle 12. sınıfın Eylül ayı itibariyle artık ders çalışalım. Hocam birazcık spordan uzaklaşalım, bırakmayalım ama dersimize de çalışalım moduna giriyorlar. Rehber hocamız da tam orada vuruyor işte. Her hafta deneme. Kitap okuyun, şunu yapın, bunu yapın. Haftalık takip çizelgelerini bana gönderirler. Sağ olsunlar, takibimiz de iyidir. Bu şekilde bir süreçte gidiyor. Sonra 12. 12'de bu oldu. Bu oldu. 12'de tamam, bu oldu. Çocuk. Çocuğumuz hazır anayım. Ben orada 60 tane öğrencimizin, aslında şeyi soruyorum ben. 60 öğrencimizin hepsi mi spora kanalize oluyor yoksa değişik bölümlerde de üniversitelere gitme şansı oluyor mu? Şöyle, bu 60 öğrencinin 9, 10, 11. sınıf, her şubede 60 kişimiz var. 9, 10, 11. sınıflar spor ağırlıklı ve okulda aldığı kadar akademik ağırlıklı gidiyorlar. Zaten temel olarak yeterli bizim verdiğimiz dersler. 12. sınıftakilerimiz de akademik düşünüyorlar. Beden eğitim spor okullarına girmek için biliyorsunuz TYT sınavından 180 puan barajı var. Evet. Bu bizim çocuklarımız için 150'ye indirgenmiş durumda. Spor lisesi mezunlarına Türkiye'nin birçok üniversitesi 150 baraj puanı ile alıyor. Yani 30 puan düşük. 30 puan. Aslında bu bir ek puan gibi. Bu bir avantajdır spor lisesi mezunlarına. Çocuklarımız 150 puan aldık ki yaklaşık 15 Türkçe sorusu yapar bu. Rahatlıkla yapılabilecek bir şey bu. Bunu aldıktan sonra üniversitelerin beden eğitimi spor yüksek okullarına, spor yönetimi, yöneticiliği, antrenörlük, rekreasyon, beden eğitimi ve öğretmenliği, bu 4 alana ağırlıklı olarak gidiyor çocuklarımız. Peki 60 öğrenci dediniz ya, mezun ediyoruz. Evet. O 60 öğrenciyi mezun ettikten sonra takip ediyor musunuz hocam? Mezunların takip diye bir projemiz var. Evet. Mezunlar bizde biliyorsunuz normal liselerde Temmuz ayında yerleştirmeler yapılır üniversiteye, pardon Ağustos'ta. Okulun ekranına kim nereye gitmiş düşer. Ama bizde yerleştirmeler yetenek sınavıyla olduğu için biz Ekim ayı itibariyle çocukları tek tek ararız, yerleştikleri okulları öğreniriz ve her birinin geriye dönük, hani ben 4 yıldır bu okulda olduğum için geriye dönük 4 yıllık seceresi vardır. Tamam. Nereleri kazanıyorlar mesela hocam? Beden eğitimi öğretmenliği başta olmak üzere ağırlıklı olarak antrenörlük bölümüne gidiyor bizim çocuklarımız. Spor yöneticiliğini seçenler de var. Çok az bir kısmı da masörlük veya rekreasyon dediğimiz bölüme gidiyor. Bunun dışında nerelere gidiyorlar? Çok ilginçtir. Tarih öğretmenliği kazananlar var. Hiç beklenmez yani. Genel olarak velilerimiz hadi ya falan oluyorlar. İşte bunları konuşmak lazım. Evet, yani tarih öğretmenliği kazanan, Türkçe öğretmenliğini kazanan, gastronomi bölümüne giden bir kısım var. 2 yıllık özellikle turizmi seçen çocuklarımız var. Ağırlıklı olarak oraya yönleniyorlar. Bu bilinçli olduğunu düşünüyorum.
Bir de bunun dışında askeri ve polislik sınavlarına ağırlıklı olarak ilgisi olan çocuklarımız var. Ki biz zaten 4 yıl boyunca öyle bir kondisyonla hazırlıyoruz ki onları. Çocukların temel yeterlilik testini geçtikten sonra yapacakları tek şey beden eğitim mülakatları. Ki beden eğitim mülakatlarında takılan çocuğumuz yok bizim. Gidip geldiklerinde neyden kaldığını denildiğinde muhtemelen TYT puanından elenmiş oluyorlar. Sportif mülakatı ilk derecelerde tamamlıyorlar. Şimdi şunu öğrenmiş olduk. Spor lisesinde istediği bölümü seven öğrenci oraya da kazanma şansı kesinlikle var değil diyorsunuz. Yani spor lisesi akademik başarıya engel değil. İsteyen tarih öğretmenliğine gidebiliyor. Türkçe öğretmenliğine gidebiliyor. Gastronomi okuyabiliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarını çok rahat geçip çalışması durumunda şu an bir öğrencimiz var. Askeri liseleri. Evet, askeri okullar evet. Çok iyi. Çok iyi. Öğrenmiş olduk. Evet. 8. sınıfta çocuk vardı ondan soruyorum. Tamam. Seneye bekleriz inşallah. Hocam tabii 12. sınıfı da konuşmuş olduk. Spor lisesini konuşmuş olduk. Biraz spor konuşalım. Konuşalım. Değil mi? Konuşalım. Evet. Spor kupaları konuşalım. Kupaları konuşalım. Takımları konuşalım. Başarıları konuşalım. Faaliyetleri konuşalım. Yalnız kafamda bir soru şart daha kaldı hocam. basketbol neden yok? Basketbol antrenörümüz yok. Yazıklar olsun o zaman. Onu bilemiyoruz. Size değil tabii. Genel anlamda çünkü spor lisesinde mutlaka basketbol olması gerekiyor. Yani şimdi biz takımları, branşları neye göre açarız? Elimizdeki öğretmenlerimizin evet branşlarına göre açarız. Az önce saydığım handbolumuz, güreşimiz, işte bocce antrenörümüz, i̇şte voleybol yani antrenörümüz, futbol antrenörümüz var. Bisiklet hocamız var, milli sporcu. Çok iyi. Ama basketbol hocamız yok. Ha, yani şu anda alan var da hocam yok. Tabii hocamız yok. Şimdi hocanın olmadığı yerde bir basketbol branşı açmamız demek. Tamam. Çocukları öylesine yönlendirmiş olmamız demek. Anladım hocam. Anladım. Orayı anlamış oldum. Hocamız evet yok. Evet. Ve bekliyoruz inşallah. 3 açığımız var. Yıl dışından bir öğretmen bekliyoruz. İnşallah inşallah gelir. İnşallah. Çünkü başarılı bir okul olduğunuzu ben şu an gerçekten hem şimdi hayal ediyorum. Hayalleri spor gerçekleştirelim Sedat Bey. Buyurun gelin misafir edelim. İnşallah inşallah. Belki oğlanı getiririm. İnşallah. Şimdi sporu konuşacağız. Tabii kupalar var, başarılar var. Sporcu yetiştirdiğiniz yerler var mı? Yetiştirdiğiniz çocuklarınızdan gelecek vaat eden antrenör olan, sporcuyla faaliyet eden, futbolda futbolcu olan var mı? Ve bu yıl ne başarılar elde ettiniz hocam? Son 3 yıllık müdürlüğüm sürecinden bahsedebilirim. Ondan bahsedeyim. Ben sorayım, siz geçmişten gelin. Evet, geçmişten buyurun gelelim. Şimdi 3 yıllık safahata baktığımızda biz 3 yılın içerisinde 2 çocuğumuzu U17 milli takıma kazandırdık. Futbolcu olarak kız çocuklarımızı. Birisini mezun ettik, birisi hala bizdedir. 4 sporcumuzu bocce milli takımına kazandırdık. 3 erkek öğrencimiz vardı. Onları mezun ettik. Onlar şu an beden eğitimi öğretmenliğinde okuyorlar. Türkiye şampiyonu oldular. Milli sporcu her üçü de. Bunları bu şekilde yetiştirdik. Beden eğitimi öğretmenimiz Ayşegül Hanım var. Çok teşekkür ediyoruz gayretlerinden dolayı. Bu çocukları getirdi. 9. sınıftan itibaren çocuğu gibi ilgilendi, yetiştirdi. Ve bu çocuklar Türkiye şampiyonluğu hediye etti bizim okulumuza. Çok ve üçü de milli sporcu. Yine Denizli'nin ilk ve tek kız, kadın diyelim, milli sporcu, bocçecisi yine bizim okulumuzun bocce öğrencisidir. Bocce ne hocam? Bocce bir gülle gibi. Ha. Misketin büyüğünü düşünün. Tamam. Hedef vurmayla alakalı. Tamam. Denge sporu. Evet. Denizli'nin ilk kadın milli sporcusu da bocce alanında bizim öğrencimizdir. Ve milli sporcudur ve Türkiye birincisidir. Çok dünya ikincisidir aynı çok zamanda. Büyük başarı. Evet. Bu şekilde 4 tane bocce milli takımına, 2 tane de futbol takımına biz milli sporcu gönderdik. Bunun dışında 2018 yılında genç erkeklerde Türkiye şampiyon olduk bocce'de takım halinde. 36 maça çıktılar, hiç yenilmediler. Bütün maçları alarak bu çocuklar Türkiye şampiyon oldular. 2019 yılında belki duydunuz, futsal erkek takımımız Türkiye şampiyon oldu. 6000 takımın katıldığı bir turnuvada hiç yenilmeden Türkiye şampiyon oldular. Buradan huzurlarınızda Mustafa Yasin hocamıza da teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir gayret, insanüstü bir gayretle çalıştılar. Yani öyle bir çalışma ki bakın sabah namazından sabahın 7'sine kadar, akşam yemeğinden, akşamın 10'undan 12'sine kadar yapılan antrenmanlardan bahsediyorum ben. Yine Hasan hocamız var, badminton takımımızı çalıştırıyor, kız erkek. Biz ildeki derecelerden hiçbir zaman bahsetmiyoruz. İlde hep birinciyiz çok şükür. Hiçbir sıkıntımız yok. Yaptığımız branşlarda hep birinciyiz. Hasan hocamız da Türkiye'de sıfırdan aldığı bu çocuklarımızı, kızlarımızı Türkiye beşincisi yaptı bu sene. Bunlar ciddi başarılar. Biz kimlerle? Yüksek bütçeli özel okullarla yarışıyoruz. Devam edin hocam, dinliyorum sizi. Evet. Yani pür dikkat sizi dinliyorum.
Yani 6 bin, kupa korusunda 6000 evet. 6000 takımın katıldığı bir müsabakadan bahsettik evet. Çok başarılı. Çok başarılı. Yani başarılı değil, çok başarılı. Evet. Ama işte daha da yani mesela Bozkurt bu konuda çok şanslı o zaman. Çok Bozkurt şanslı, halkına Bozkurt. Burada çok büyük iş düşüyor. Sizlere daha büyük destekler vermesi lazım diye düşünüyorum. Yani ellerinden geleni yaptığına inandığım insanlar var. Sağ olsunlar. Okula destek sağlayan insanlar var. Daha çok destek. Daha çok olabilir mi? Daha çok olursa daha güzel olur. Çünkü okulda bütün arkadaşlar şu an başarıya kilitlenmiş durumda. Hani ben az önce bir şey ifade ettim ya, bankamatik memurluğu yapan şeyler vardır, tipler vardır diye. Hamdolsun ben yöneticinin yaptığım 3 yıldır bunu görmedim, yaşamadım orada. Başarı oradan geliyor zaten. Kesinlikle bir ekip işidir zaten başarı. Tek başına müdürün veya il milli eğitimin veya bakanlığın yönergeleriyle olacak şey değildir. Takım halinde çok şükür güzel bir uyumla çok iyi başarılar elde ediliyor. Bunun dışında bu sene voleybolda, handbolda çok ciddi başarılar aldık. Pandemi sürecinden dolayı tabii kesintiye uğradı. Biz işte Denizli'de, gruplarda, Manisa'da, Isparta'da hep birinci olduk. İşte finallere katılamadık maalesef pandemiden dolayı. Handbolda ve voleybolda. Erkek takımlarımızda. Hep, bak dikkatimi çekiyor. Hep birinci olduk. Yani üçüncü, beşinci olduk değil. Hep birinci olduk. Yani birinciyiz. Önemli başarıdır evet. Bu. Yani her bir branşta olabilirsin. Futbolda olabilirsin veya handbolda olabilirsin ama baktığımızda tüm branşları sayıyorsunuz. Birinci olduk. Evet. Finallere kaldık. Evet. Veya işte 6000 takımlı bir mücadele ettik. Kazandık. Büyük başarı hocam. Bu süreçte emeğinize sağlık. Bu süreçte sağ olun. Öğretmenlerimiz böyle anne baba gibi sağ olsun çocuklarla ilgileniyorlar. Yani inanın ben şunu gördüm. Biz geçen sene Trabzon Türkiye Şampiyonası'na gittik. Futsal takımıyla 7 gün geçirdik orada. Yani hocamız masaj yapıyor çocuklarına. Düşünebiliyor musunuz? Çocuğun ayağı incemiş, masaj yapıyor. Böyle bir şey yok ya. İşte bunları bilmiyoruz ki hocam. Bilinmiyor işte. Hani başarı böyle elini sallaya sallaya gelmiyor. Bozkurt Spor Lisesi'ndeki başarılar da böyle rastgele elde edilmiş başarılar değil. Gerçekten büyük başarılara imza atmışsınız hocam. Son 5 dakika. Oldu mu o kadar? Oldu. Bitiyor. Bitiyor. Son 5-4 dakika. Evet. Onları biraz daha konuşalım. Evet. Tabii başarılarınızın önü kesilmesin hocam. İnşallah. İnşallah bu pandemi süreci de kalkar. O dediğiniz finallerde de girer, kazanır, başarılı olursunuz İnşallah. Hocam. İnşallah. Şunu gördüm. Bozkurt Spor Lisesi, yani Denizli Bozkurt Spor Lisesi öğrencisi nasıl kademeli şartlarla sınavlardan geçip alınıyor evet. ise öğretmenleri de keza o sınavlar şekilde alınıyor. Evet. Büyük başarı buradan geliyor aslında. Yani başarıyı hedeflenen iki kitle var. Bir öğrenci, bir de öğretmen. Bir de velilerimizi de dışarıda bırakmayalım. Destekleri de ama başarı oldu mu? Evet. Veli destek olmuş oluyor evet. yani. Evet. İki grup olunca veli arkadan destekçi olmuş oluyor. Ve büyük başarıyı elde etmişsiniz hocam. Çok şükür. Ben kafamdaki soru işareti biliyorsunuz söylemiştim. Normal bir spor lisesi gelecek. İşte yani böyle okulda falan. Sıradan bir okul değiliz. Sıradan demedim canım. Denizli tekiz. Sıradan demedim. Değiliz. Türkiye'de tekisiniz. Türkiye'de de inşallah öyle Türkiye'de olacağız. Tekisiniz çok iyi. Hocam son olarak sizden alayım sözlerinizi. Sonra size bırakacağım mikrofonu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Buyurun hocam. Yani Bozkurt Spor Lisesi'ni zaten anlattık. Hani yeteri kadar anlattığımızı düşünüyoruz. Aklında soru olanlar varsa okulumuzun adresi mevcut. Her zaman gelsinler, her zaman çayımızı, yemeğimizi, kahvemizi içsinler. Yani zorlu süreçlerden geçiyoruz. Hani Türkiye olarak, milli eğitim olarak, hani eğitim öğretim camiası olarak zorlu süreçlerden geçiyoruz. Hani bu süreçlerde hep öğrencilere, çocuklarına destek olsunlar. Şimdi 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimler başlayacak. Bu uzaktan eğitimlere katılımlar, takip, bu konularda tüm Türkiye genelindeki özellikle Denizli halkımız, velileri olarak öğrencilere destek olsunlar. Hani Bozkurt Spor Lisesi'nin sadece bir okul olmadığını, bir aile ortamı olduğunu ve bu ailede hepimizin birer fert olduğunu bilmelerini istiyorum. Hani ben rehberlik öğretmeni Ahmet Toplu, hani onları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorum. Hani onun dışında hani tüm izleyenlere sevgimi, saygımı, hürmetimi gönderiyorum hocam. Gönderiyorum. Heyecanınız düşmesin hocam. Heyecanınız inşallah öğrencilerimize de yansır. Evet, sonra hocam. Buyurun efendim. Sporcu hocam. Estağfurullah, buyurun. Öyle ama siz sporcu hocam. Hocam söz sizde, buyurun efendim. Evet. Öncelikle programın kapanışına yaklaştık galiba. Yaklaştık. Ben bu projenizden dolayı sizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllara devam etmesini diliyorum. İnşallah hocam. Sınav sürecimizden önce olması veya yapabilirseniz okulumuza buyurun gelin süreci canlı olarak hocam, yaşamanızı. Hocam pardon, kapıyı çalacaksınız.
Çalacağız inşallah. Tamam, çalacağız. O iş bizde inşallah. Kapıyı çalacağız, davet edeceğiz. Yapacağız bu inşallah'ın izniyle. Bunun dışında bizim buralarda bu şekilde tanıtım programlarına katılmamıza olanak sağlayan, buna müsaade eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Mahmut Oğuz Beyefendi'ye, gayretleriyle bizleri sürekli yönlendiren Şube Müdürümüz Mahmut Gürhan Beyefendi'ye, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Öztekin Demir Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bizim bugün konuştuğumuz bütün başarıları elde etmemizde bize sonsuz gayret destek sağlayan, başta öğretmenlerim olmak üzere tüm velilerime teşekkür ediyorum. Ve özellikle buradan şunu ifade etmek istiyorum. Az önce Ahmet Hocam da söyledi. 31 Ağustos'ta okullar açılacak. 31 Ağustos'ta yeni bir süreç başlıyor. Uzaktan eğitim süreci. Uzaktan eğitim sürecinde velilerimizin çocuklarını özellikle uzaktan eğitime dahil etmelerini, gerek internet EBA üzerinden, gerekse EBA TV üzerinden bu sürece mutlaka dahil etmelerini istiyoruz. Başarı çünkü öyle oturmakla olmuyor. Ve en büyük hayal gençlerimizin bir akademik başarıya ulaşmak, bir üniversite hayali kurduklarını biliyoruz. Buna ulaşmak için de mutlaka bu derslerimizi takip etmeleri lazım. Hocam ağzını sal. Şunu da ifade edeyim. Tabii buyurun. Evet. Biz Denizli Spor'un kalbiyiz. Bizi mutlaka bilmelisiniz, tanımalısınız. Bütün velilerimizi bekliyoruz. Siz de bekliyoruz. Çocuğunuzla beraber inşallah. Geleceğim inşallah. Seneye Haziran ayında. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir çapraz açı programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.